person üstünden bir ayak yakalıyorsunuz ve bu uyum içerisinde aslında size gelen yanıtlar, size gelen sorulara, daha doğrusu chatbot'a gelen sorulara veya da işte chatbot'a gelen taleplere aslında yanıtlar vermesi gerekiyor. O yüzden de aslında biz Miroboard üstünde 3 tane akış hazırlamıştık ve bunlar için diyalog sizden bunlar için sizden diyalog oluşmasını bekliyoruz. Aslında tamamen bence olayı şu an anladınız. Çünkü dediğim gibi marka artı chatbot'un kendi karakteri aslında aynı zamanda markanın da karakteri var. Bunlar aslında bir örtüşmesi gerekiyor. Bir ayın içi olması gerekiyor ki doğru şekilde aslında bunu bu süreci tamamlayabilelim. Şimdi biz aslında Bu ara ben bir araya gireyim burada Arda. tabii. Çünkü sorunla beraber bizim de bir partnerliğimiz var. Onları da buraya davet ederlerken aslında onlar da şunu söylediler. Yakın zamanda ki projeleri için diyalog tasarımcısına ihtiyaçları varmış. Belki hani bu case çalışmasının da onlara yeni diyalog tasarımcısını bulmalarında faydalı olabileceğini düşünerek de aslında bir yandan da dahil oldular. O açıdan hem case'i hem de oradaki diyalogları düşünürken arkadaşlar gerçekten bunun sanki böyle bir iş başvuru case'i gibi olabileceğini de yani oraya yol açabileceğini düşünmenizde de fayda var. Hani böyle araya girip sizi gazı getirecek bir cümle söylüyormuş gibi hissetmeyin. Sadece bir realiteden bahsetmeye çalışıyorum ben. Mert'e çok teşekkürler. Siz sesli asistanlara devam edin Arda. Evet. Söyleyecek misin bu konuyla ilgili bir şey? Tabii çok güzel bir fırsat burası. Çünkü diyalog tasarımı şu an çok daha yeni ve UX araştırmacıların en baştan araştırması gereken konulardan bir tanesi. Şu anda kullanıcıyı en baştan düşünmek gerekiyor. Hem chatbot diyaloglarında hem sesli asistanlar diyaloglarında. Çünkü yorumlardan bir tanesinde vardı mesela chatbotla konuşurken bir makineyle konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Çok sıkıcı geliyor, insan gibi gelmiyor demişti. Bunun en önemli kısmı şu anda bu human interaction'ın hissinin verilmesi kısmı. O yüzden diyalog tasarımlarında belki makine gibi konuşmak nasıl olacak? Bunun örneğini çok güzel görebiliriz. Şu an yabancı markalar özellikle buna çalışıyorlar. Chatbotları şaka yapıyor. Bazen sarkastik cevaplar veriyor ya da başka bir şey yapıyor. Sana bir şaka yapayım ya da şimdi aa üzüldüm böyle söylemene falan gibi daha kişisel duygular yazmaya başladılar. Bu kısım o yüzden çok daha önemli. Şimdi biz sesli asistanlar diye bir bonus case ekledik bunun en sonuna. Sesli asistanlar kısmı artık sadece sesimizi tanıyacak, çok daha ileri seviye tabii ki AI üzerinden çalışacak bir sistem. Bunlar bizim sohbet chatbot'tan daha ileri bir seviye bir şey bu. Kullanıcı deneyiminin çok çok daha ileri bir seviyesi olacak. Daha başlangıç aşamasında diyaloglar tamamen daha değişik olacak. Çünkü artık daha hızlı bir sistem var. Her zaman kullanabiliriz yine. Çok çeşitli alanlarda kullanılmaya başladı. Potansiyeli çok yüksek ama diyalogların cidden baştan çalışılması gerekiyor. Çok ciddi bir araştırma kısmı var bunun. Pazarlama yönünden çok güçlü olacak kesin. Ama nasıl yapılacak, nasıl bir flow izlenmeli bu kısımlar var. O yüzden burası bonus case. Nasıl yapmanıza dair araştırma kısmı size kalıyor ve diyaloglar aynen tekrar size kalıyor. Bunun chatbot'tan daha değişik olan kısmı mesela eğer chatbot'a ben şu an yani Google'a yazarak bulabileceğim bir şeyi sesli söylemek istemiyorum. Ya da mesela chatbot'a sorabileceğim bir şeyi sesli asistanla kullanmak istemiyorum. Burada ben daha pratik bir kullanım bulmalıyım. Mesela create a playlist, işte bir playlist yaratayım falan demek istemiyorum. Ben rastgele bir şarkı söyleyeceğim. Benim sesimden onu tanıyacak ve bana bunu verebilecek. Çok daha ileri bir seviye etkileşimden bahsediyoruz insan ve bilgisayarlar ya da elektronikler arasında. O yüzden daha değişik olacak. Mesela bu yemek tarifi alanında olabilir örnek verecek olursak. Mesela bize işte 3 dakika kaynatın gibi tarifler oluyor ya mesela 60 saniye bunu dinlendirin, bir şey yapın. Böyle bir şeylerde sesli asistan mükemmel derecede işe yarayabilirdi. Geri sayım yapsın, başka bir şey yapsın çünkü o sırada hani ellerimizle uğraşıyoruz yemek yapmak için. Dönüp bakamayacağım zamanın ne olduğuna. Sesli asistan böyle son 10'dan itibaren saysa ya da başka bir şey yapsa cidden işe yarar bir kısım olabilir. Ya da mesela yemek tarifini okuyabilir, başka bir şey yapabilir. Bu tabii ki alışveriş kısmına dair fikirleri sizden bekliyoruz bu konuda. Şöyle devam edelim hemen. Sesli asistanların faydaları eğer şirket üzerinden bakacak olursak giderek bizi anlamaya başlayacağı için ne istediğimizi daha hızlı bilecek çünkü tüm dataları toplamaya başlayacak. Yani biz kullandıkça bu asistanlar gelişecekler. Ona göre daha hızlı, daha kısa sürede daha etkili yanıtlar vermeye başlayacak. Makine öğrenmesi birazcık buralar. Bir diğer konu mesela müşteri hizmetleri aynı anda 2 ya da 3 kişiyle görüşebilirken sesli botlar herhangi bir sınır yok. Herkese cevabı yazabilir. Aynı soruyu tekrar tekrar söyleyebilirsiniz. Ya da yani 100 kişi de bu soruyu sorsa hemen cevaplayabilir. Devam edebilir. Anlamadığınız sürece sorabilirsiniz. Çok daha ileri bir seviye etkileşimden bahsediyoruz. Tabii ki 7/24 kullanılabilir. Her an ulaşabiliriz. Ve çok hızlı cevap alabiliriz. Yani
şu an sorduysam şu an o cevap gelecek. Hiç fark etmez. Ya birkaç saat beklemek zorunda değilim. Mesai saatleri olmak zorunda asla değil. Bu yönlerden çok daha faydalı. Ve tabii ki veri tabanları, yani tüm veri tabanlarını her sisteme çok hızlıca entegre olabiliyor. Bu yönden de kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Bu konu kesimiz bu kadar. Aslında şunu söylemek lazım. Yani chatbotlara gördüğünüz gibi benziyor aslında. Sadece burada arada bir nüans var. Şimdi chatbotlarla yani aslında ses asistanı kullanıyorsanız eğer daha farklı bir kullanıma geçiyorsunuz. Çünkü daha hızlı olmasını istiyorsunuz. Veya ben yine bu case için açıklama videosu çekerken de orada örnek vermiştim. İşte bir yemek sipariş veriyorsunuz ama yorgunsunuz. Ve bunun için aslında bir chatbotla etkileşime geçmektense sadece sesinizi kullanarak aslında siz siparişinizi vermek istiyorsunuz. Veya da sadece sesinizi kullanarak herhangi bir şeyi tamamlamak istiyorsunuz. Burada aslında daha hızlı işlemler için kullanabileceğiniz bir aslında yardımcı ya da asistan olarak düşünebilirsiniz. Bir de sonuçta şunu biliyoruz hepimiz. Aslında ses insanlar iletişim için insanlar iletişimde en çok kullandığı aslında iletişim türü. Yani her ne kadar biz chatbotları da kullansak gene iletişim kolay olduğu için veya da işte müşteri hizmetleriyle telefon konuşmaktansa chatbotları tercih ediyor olsak da aslında bir sesli asistanla günümüzü daha hızlı yani günümüzdeki zamanı ya da gün içinde harcayacağımız zamanı daha verimli harcayabiliriz ve daha verimli bir şekilde kullanabiliriz. Bununla ilgili Google'daki Design Lead'in ses kayıtları var ve konferansta konuştukları şeyler var. Çok uzun olduğu için biz linkleri eklemedik ama isteyen için chat'e ekleyebiliriz. Şu an burada gösterebileceğimiz bir özet hali yoktu. İngilizce altyazılı ve İngilizce sesli olarak devam ediyor. Alexa bu konuda en çok takip edebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Tüm süreci hem gösteriyor hem Alexa'ya bir fikir olarak nasıl oluyor bu ve Alexa nasıl öğreniyor, nasıl geliştiriyoruz bunu. Bunların tamamı YouTube'da var ya da isteyenlerle tekrar konuşabiliriz üstüne ama şu an tamamen İngilizce devam eden bir süreç. Bu arada Forbes'un şöyle bir rakamı var. 2020 yılı diyorlar. 2020 yılının sonunda Google aramalarının yaklaşık %50'si sesli asistan üzerinden gelecek. Yani Siri ya da Google asistanı ya da işte evdeki Alexa vesaire üzerinden gelecek gibi bir tahminleri var. Bu Türkiye için ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama beraber IEX'te sürekli trend workshop yaptığımız arkadaşımız söylemişti. İşte bayramda eve gittim ve gördüm ki işte yeğenim hiçbir şekilde metin aramasını yapmıyor. Sürekli Siri üzerinden ya da işte telefon üzerinden sesli bir şekilde arama yapıyor. Gayet iyi çalışıyor. Hatta kullanan yaşlıları da görmüş. Yani %50 çok iddialı bir rakam ama sesli aramalar da, sesli asistanlar üzerinden sesli aramaların da çok ciddi hayatımıza gireceği tahmin ediliyor. Evet, özellikle yaşı büyük olanlar için, yani mesela benim akrabalarımdan gördüğüm kadarıyla klavyeden tek tek bütün harfleri bulmak, yerini ezberlemek veya basmak zor geldiği anda hemen mikrofonu uzatmak çok daha kolay. YouTube, Google, geri kalanlar bir şey arıyorsa mutlaka oraya söylüyor, yazıyor. Aradığında çok daha hızlı bulabiliyor. Çünkü onu yaşadığı 100 insan daha o şekilde aradığı için artık benim aradığım şey değil, onun aradığı daha yaygın olduğundan Google'da ne istediğini çok daha hızlı bulabiliyor. Hemen onu getirebiliyor. Bu sesli asistanlarla ilgili kısım mesela birkaç tane dikkat edilmesi gereken şey vardı. Sesli asistanları en çok mesela evimizde kullanabiliriz, yalnızken kullanabiliriz. Ya da arabada giderken mesela şu an yani elimizle bakamayacağız ya da izleyemeyeceğiz. Bize bir şey isteyeceğimiz zaman sesli asistan çok daha öne geçen bir sistem oluyor. Daha pratik oluyor. Ama toplu taşımada falan bunu kullanamadık. Bir sürü insan var, bir sürü gürültü var, başka bir şey var. Kullanılacağı yerler de önemli. Ya da çok daha kalabalık olduğunda nasıl yapacağım, nasıl bir çözüme gideceğim bu kısımlar da önemli. Sesli asistanlara dair bir diğer dikkat edilecek şey vardı mesela. İnsan çok daha özel bir konuyla ilgili bir şey konuşacaklarsa ya da soracaklarsa bunu nedense sesli olarak yapmak yerine yazmayı tercih etmişler. Belki bunlar da düşünülebilir bu konuyu yapacaklar arkadaşlar için. Biz bu case hazırlarken aslında Mustafa, İrem ve ben konuşurken aramızda aslında bu sesli asistan kısmı şuradan geldi fikir olarak. Şimdi hepimiz yani çoğu evde aslında işte akıllı televizyon var. Ve ben de bu case hazırlamadan öncesi bir arkadaşıma ziyarete gitmişim. Biraz da bir anı gibi olacak ama onda kaldığım gün aslında televizyon üstünden bir işlem yapmaya çalıştık sesli. Ama sürekli bizi çok zorladı bu işlem. Yani sürekli yani yazmak daha kolayımıza geldi aslında ama teoride bunun sesli olarak daha hızlı ve daha kolay yapılması gerekiyordu. Sonra ben de oradan döndükten sonra Mustafa ile case hazırlığını yaparken, konuşurken bunu anlattım. Hani böyle bir sorun yaşadım ben. Belki de bu case hazırlayıp ve burada insanların ne düşündüğünü görmek isteyebiliriz diye aslında bu case'in bir çıkış noktası da orası. Yani siz bu case hakkında zaten fark ettiyseniz case'in açıklamasında daha çok size sorular sorduk ve araştırmanızı ve sizden sonuç çıkartmanızı bekledik. Aslında bu konuda İrem'in dediği gibi yine yeni trend olan konulardan bir tanesi. Ve hatta size bir podcast bıraktık orada aslında. Arçelik'ten Zeynep'in... Evet, Asista projesi bu UX Minimal kanalı muhtemelen takip ediyorsunuzdur. Slack'te, LinkedIn'de ve geri kanalda varlar.
Ayda iki kere podcast yayınlıyorlar. Her seferinde design thinking üzerine konular geliyor, kullanıcı tasarımı üzerine konular geliyor. Bu Asista projesinde nasıl yaptıklarını, nasıl ilerledi, Asista'ya neler öğretebildiler ve bunu nasıl öğretebildiler tamamını anlatıyor Zeynep. Çok başarılı bir yayın olmuş. İzlemenizi tavsiye ederim. Orada aslında dinlerken daha da iyi anlıyorsunuz aslında. Sesli asistanındaki yani bu sesli asistanı tasarlarken nasıl düşünmeniz gerektiğini, ne gibi farklılıklar olduğunu düşünce yapısında daha iyi anlayabilirsiniz. O yüzden de o podcast'ı size bırakmıştık. Aslında bizim İrem'le söyleyeceklerimiz bu kadar yani bu konular hakkında. Şimdi son olarak size bir de şey göstermek istiyoruz. Yani burada bir aslında bir kare kod koyduk, sinir kare kod koyduk. Burada hani sesli asistanlarla ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız eğer bunu okutabilirsiniz. Ya biz size linki paylaşabiliriz daha sonra da. Evet, ikisi oluyor. Zoom üstünden. Yani bu gayet iyi bir kaynak burası sesli asistanlar için. Şimdi şurada bir de son bir şey göstermek istiyoruz size. Burada da bir link paylaşıp gösteriyoruz size aslında. Burada bir aslında oyun İrem anlasın bunu hatta. O, evet. O keşfetti. Elbot robotumuzun ismi. Çok sarkastik cevaplar verebiliyor. Kızdırmak için de uğraşıyor. İngilizce bir oyun şu an için. Soru cevap şeklinde ilerliyor. En uzun şekilde konuşmaya çalışıyorsunuz Elbot'la. Aslında amacınız hani konuşurken bu chatbot'la hayatta kalmak gibi düşünebilir belki. Bir yandan tabii chatbot'u geliştiriyorsunuz böyle yaparak. Belki hani bu oyuna bakarsanız aslında gene chatbot case'ini ya da chatbot konusunu yaparken aslında size yardımcı olabilir diye düşündüğümüzden bu oyunda paylaşmak istedik. Mesela cevapları asla robotla konuşuyorum hissi yaratmıyor bana. Çok da sürekli böyle daha beni konuşmaya iten cevaplar veriyor. Biraz daha kışkırtıcı cevaplar veriyor ama oyunun amacı o zaten. Evet, dediğim gibi hem bu link hem de diğer linki sizinle paylaşırız biz Zoom üstünde. Şimdi Zoom chat'ten. Genel olarak sonumuz böyle. Miro kartlara bakabiliriz. Bu hafta üzerine soru cevap. Evet, eğer isterseniz Miro kartları üstünden geçebiliriz. Hani sorunuz varsa orada. Hatta biz chat'i göremiyoruz ama. Siz bence şey üzerinden Miro üzerinden anlatın case'i. O noktada soru cevaplar olursa ben paylaşırım sizinle. Tabii. Şimdi buradan hemen o zaman başlayalım. Şimdi aslında burada gördüğünüz üzere sizden yine anlattığımız gibi hem Mustafa anlattı hem biz anlattık. Aslında geçen hafta yaptığınız sana özel sayfasında bir asistan ve chatbot tasarlamanızı istiyoruz. Bunun için de öncelikle ilk adımınız aslında chatbotunuza bir marka tasarlamak. Bu marka tasarlarken de aslında size marka brand guide örneklerini burada paylaştık. Gördüğünüz gibi Nusret de dahil 8 tane bayağı bilinen marka var burada. Bunların üstünden gayet hem şuradan linklere ulaşabilir ya da QR kodla okutup bu kaynaklara ulaşabilirsiniz. Şimdi şurada da aslında CMO'muzun beklentisine de bir bakalım. Şimdi burada yine sana özel sayfasını beğendiği için sizden daha fazla kişiselleştirme bekliyor. Ve bunun için de trendinde chatbot olduğunu öğrenmiş kendisi. Diyor ki ben o zaman bu chatbot talep edeyim tasarımcımdan. Ve bana daha fazla kişiselleştirme, daha fazla müşteri memnuniyeti sağlasını istiyor. Çok yeni bir yöneticimiz var. Aynen. O nedenle de aslında siz de bu göreve istinaden hemen burada 4 tane örnek buluyorsunuz aslında branding guide'lar hakkında gördüğünüz gibi. Yine bunlar da size örnekti zaten. Siz kendiniz farklı 4 tane buluyorsunuz burada. Daha sonra bu örneklerden de aslında kendiniz için bir rehber oluşturuyorsunuz. Ve bir de kimlik oluşturuyorsunuz. Marka kimliği. Zaten bu arada rehber oluşturduğunuz zaman aslında o adımlarda kimlik konusu da var içinde. Biz ekstra bir de marka kimliği oluştururken de böyle bir size Prisma paylaştık. Hani buradan da aslında faydalanabilirsiniz diye. Şurada görüyorsunuz biraz. Evet, hatta yine hepimizin bildiği çok değişik sektörlerden markalar var. Starbucks, L'Oreal, Chanel var, Zara, Red Bull ve Coca-Cola geldi. Bunların sayısız sınır, yani bak, çok fazla bunun gibi örnekler var. Yine internette arattığınız zaman görebileceksiniz. Bu sadece kime hitap ediyor, nasıl bir personel yaratmış da oradan devam ediyor, neleri kullanmış, nasıl mesela bu imajı yakalamış, bunların parçalanmış hali, analiz etmesi gibi bir şey. Sonra şurada Mert'in attığı kısım aslında bu eşdeğer. Hani o da anlatmıştı size karakteristik özellikleri. Şimdi burada aslında gördüğünüz gibi marka oluşurken ya da marka rehberinde adım adım ilerlerken de aslında bu kimlik oluşurken bu karakteri seçiyorsunuz aslında karakteristik özelliği. O yüzden de biz buraya örnek olarak paylaştık. Aslında gördüğünüz gibi burada da var ve chatbot personel oluştururken de bunu seçiyorsunuz. O yüzden zaten birbiriyle örtüşmesi gerekiyor ve birbiriyle uyumlu halde ilerlemesi gerekiyor diye demiştik başta da. Şimdi buradan hemen yukarı çıkayım. Burada sizin için aslında branding'in ne olduğunu, işte önemini, yani küçük, tabii bunlar kısa halleriyle yazılmış şeyler. İnternette bir sürü kaynak bulabilirsiniz. Avantajlarını ve e-ticaret için aslında neye dikkat etmeniz gerektiğini bunları size paylaştık. Aklınıza daha fazla fikir olması için. Burada da aslında taslak bir sizinle bir gidişat paylaştık branding adımlarını. Yine bu değişik kaynaklar var. Yine burada bir site paylaştık sizinle. Buradan da gidebilirsiniz. Ya da kendiniz tamamen internetten başka bir kaynak bulup oradaki adımlara da devam edebilirsiniz. Çünkü en nihayetinde bütün adımları tamamladığınız zaman farklı kaynak bile olsa aslında kabaca hepsi aynı şeye sizi yönlendiriyor. Sonra da bir rehberi tamamlayıp bir marka oluşuyorsunuz, bir kimlik oluşuyorsunuz. Chatbotunuz için tabii ki. Çünkü biz aslında bu case oluşurken de şundan çok çekinmiştik. Hani biz bunu anlatıyoruz ama
acaba chatbot, yani chatbot için marka oluşacağını tam olarak anlatabilir miyiz? Yani bunu çok vurgulamamız lazım diye düşündük. O yüzden arada tekrar ediyorum chatbot için marka tasarlayacağınızı. Burada aslında son görev kısmı geliyor. Burada gördüğünüz gibi bir marka rehberi, branding guide aslında bulup analiz ediyorsunuz. 4 tane başta demiştik. Bu rehber arasında kendi rehberinizi oluşturuyorsunuz, marka kimliğinizi oluşturuyorsunuz. Ve burada işte size bir test bıraktık yani aslında. Hatta demin yorumlarda o ne diyor testi gibi yorum vardı. Ona benzer olabilir. Evet, evet. Burada aslında o testi şöyle, hani sizin markanızın hangi karakteristik yapıda olduğunu anlamak için bir test bıraktık. Biraz test, daha eğlenceli olması için. Bu testte mesela benim şirketim, benim markam insanlara böyle böyle bir etki yaratmak istiyor. Şimdi ben dünyada bunu değiştirmek istiyorum gibi verdiğiniz cevaplar ışığında senin markan o zaman bu gruba ait olmalı. Lider, yaratıcı gibi altta tüm başlıklarını bıraktığımız kategorilerden bir tanesine ait olduğunu gördüğün zaman tamam o zaman ben buna göre davranmalıyım gibi daha kolay oluyor. Nitekim zaten Mert de bundan bahsetmişti kendi personel testini anlatırken. Aslında gördüğünüz gibi yine aynı şeye geliyoruz. Marka rehberi oluştururken de bunu yapıyorsunuz. Tekrar chatbot için de personel oluştururken yani yine bu aslında karakter üzerine işleyecek testi tamamlıyorsunuz. Çünkü sizi aslında bir şekilde yönlendirmek gerekiyor bu konuda. Daha doğrusu markayı bu şekilde belirlemeniz gerekiyor adım adım ilerleyerek. Şimdi aslında burada bir de size chatbot logo örneklerini paylaştık. Yani bu da aslında gene hani nasıl logolar olabilir? Tamamen fikir amaçlı, daha fazla fikir edinebilin diye düşündüğümüz bir paylaşımdı. Bunun gibi bir sürü örnek var internette. Alttakini belki sanırsanız Duolingo. Evet. En çok sevdiğimiz Learning App'ten bir tanesi. Hatta mesela bunu İrem'de tartıştık biz koyarken. Hani koymalı mıyız, koymalı mıyız? Çünkü chatbot mu diyeyim arada bir tartışma konusu da var. Yani şu an chatbot özelliklerini kaldırdılar ama tekrar yeniden entegre edecekler onu. Normalde chatbot halindeyken biz o dili native olarak kullanan kişiyle chatbot üzerinden konuşabiliyorduk. Böyle bir servis almışlardı. Ama şu an tekrar bakıma girdiler. Yenilenecektir muhtemelen. Takip edin Duolingo'yu. Burada da gördüğünüz gibi aslında şimdi chatbot tarafına geçtik. Chatbot ile ilgili aslında burada görüyorsunuz. Yine tasarım özel sayfasını chatbot tasarlayacaksınız ve persona oluşturacaksınız kısmı var. Ve akışlara da diyalog yazacaksınız kısmı var aslında. Şimdi burada zaten biz sizde Mind Behind'ın işte hem YouTube linkini paylaştık sizinle kim olduklarını anlattıkları videoyu hem de orada bu platformu nasıl kullanacağına dair seviye seviye playlistler var. İşte başlangıç, orta seviye, ileri seviye gibi. Bunları sizle paylaştık. Çünkü hani ilk defa gireceksiniz platforma. Hani zorluk yaşarsanız buradan destek alın diye. Ki aslında kullanımı bayağı kolay. Biz kendimize baktık. Yine buradan da size o platforma gönderiyoruz aslında. Pardon şuradan özür dilerim. Burada da İrem ve benim yazdığım bir yazı vardı aslında. Chatbot nedir? Faydaları nelerdir gibi. Bunu da size paylaştık. Gene hani bir sürü kaynak var internette. Hani biz kendimizin paylaştık. Okumak isterseniz keyifli okumalar şimdiden. Sonra bu hepsi bittikten sonra işte marka yarattınız, chatbot için persona seçtiniz, her şey tamam. Marka rehberindeki adımları da tamamladınız, kimlik oluşturdunuz, geldiniz buraya. Daha sonra burada akışlar var. Daha önce bunu demin yani sunumda da anlatmıştık size. Bu akışlar için aslında bu akışlara istinaden bir diyalog oluşturacaksınız. Tabii bunu yaparken de hem markanızda belirlediğiniz adımlarda belirlediğiniz karakteristik özellikler, kimlik üstüne bir de chatbotunuzun personasını koyarak aslında bu senaryolarda, bu akışlarda sizin chatbotunuz nasıl bir diyalog kurardı, nasıl karşılardı gelen kişiyi, nasıl yönlendirirdi veya da nasıl small talk kurardı ya da small talk yapardı bunları aslında düşünerekten bunun için diyalog oluşturacaksınız. Zaten aslında case'in, yani bu hafta case'in en kritik noktası diyalog oluşturma. Hem de sizden Mustafa da demin bahsetmiştim. Birinin mikrofonu bir daha. Okey. Mustafa da size bunu anlattı. Hani bunu bahsetti. Zaten evet, bir imkan da doğabilir diye. İş fırsatı artık. Bir aynen. Yerde. Aslında burada en kritik nokta diyalog oluşturma kısmı. Yani bu sadece buradaki bütün önceki aşamalar diyalog oluşturma aşamasına gelene kadar topladığınız veriler ve işte aslında sizi yönlendirecek verileri topluyorsunuz gibi düşünün. En son buraya geldiğiniz zaman da diyalog oluşturuyorsunuz. Ve orada aslında case tamamlanıyor. Aslında biz hani hatta bunun için bir hafta verdik size süre olarak. Ama aslında geçen haftaki ya da bir önceki haftaki case'den daha uzun bir case değil bu. Sadece biraz daha düşünmeniz gerekecek ve biraz daha yaratıcı olmanız gerekecek. Evet. Özellikle diyalog tarafında. En orijinal case'leri şu an görmeyi çok merakla bekliyoruz. Hatta burada da görüyorsunuz sizin Mert'in size sunumda gösterdiği işte kartlar ve yine karakteristik özellikler var burada. Onu da buraya bıraktık sizin için. Yine devam edin. Burada da görebilirsiniz şu diye. Şu inançla hazırla bırakayım. Gelir misin? İrem'in de size özellikle anlatmak istediği bir örnek var burada. Bu benim en favori chatbotlarımdan bir tanesiydi. Genius dizisini belki izlemişsinizdir. İlk sezon Einstein'de, ikinci sezon Pablo Picasso'yu anlattı. Bunu ilk başta tanıtım kısımlarında daha dizi hiç yayına girmemişken National Geographic chatbot yarattı. Facebook üzerinden de bu. Albeit'ti chatbotun ismi. Hem Einstein gibi konuşuyordu hem de diziye dair bir şeyler verebiliyordu. İnsanların çok ilgisini çeken bir chatbot olmuştu. Yani mesela normalde robotun asla böyle konuşmasını beklemezdik ya da yani olası bir Albert Einstein hala şu an yaşasaydı ve bunları kullanabiliyor olsaydı nasıl cevap verirdi üzerinden kurgulanmış bir karakter oldu ve
oldukça başarıya ulaşmış. Yani ne kadar orijinal bir şey olacağı aslında sizin elinizde burada. Aynen. Yine tabii bu persona için de önemli bir örnek. Ne kadar farklılaştırabilirsiniz konusunda. Şimdi son olarak da aslında bonus kısmı var burada. Gördüğünüz gibi ses tasarımı ya da ses asistanlar dediğimiz. Burada hemen kartta görüyorsunuz. Demin de söylemiştim size sunumda. Yani aslında daha çok sizden burada bir şey bekliyoruz. İşte mesela araştırma yapmanızı, trendleri incelemenizi, üç örnek bulmanızı. Daha sonra burada hangi konulara dikkat edilmesi gerekiyor size ses tasarım yaparken. Ve en sonunda trendler ve araştırma sonucunda aslında bu bilgileri, elde ettiğiniz bilgileri ses asistan kullanacağınız durum ve konuyu belirliyorsunuz. Bunu da yine örnek vermiştik işte. Mesela yemek yaparken işte eliniz dolu ve bunu belki tarife bakmak istiyorsunuz ama bunu belki ses asistanla yapabilirsiniz. Mesela bu bir durum bu ya da bir konu. Yani konu aslında burada yemek yapmak gibi düşünün. Durum da aslında eliniz dolu olduğu için ses asistan ihtiyacınız var. Çünkü başka türlü bakamayacaksınız o an. Mesela bu Alexa'nın sadece etkileşim dışında çeşitli özellikleri de vardı. Alexa cidden çok ileri seviye bir proje olarak devam ediyor. Şu an çok heyecanla takip ediyoruz. Mesela yaptığı bir şeyi, normalde biz loading bar görüyoruz ya, ilk Case Zero için de istemiştik bunu sizden. Bu sefer sesli asistanda ben belli ki telefona şu an bakamıyorum. Ve sesli asistanda bana bir şekilde o yaptığım işlemi benim sesimi aldı mı, devam ediyor mu, yapabildi mi? Bunu bir şekilde bana belli etmesi lazım. Alexa'nın bunun için iki tane çözümü vardı galiba benim hatırladığım. Yanlış olabilir, belki de eksiktir. Bir tanesi ışık yanıp sönüyor ama çok dikkat, yani rahat etmeyecek bir şekilde telefonun ışık yanıp sönüyor ya da başka bir şey oluyor. Bir diğeri de gürültüsüz ses çıkarıyor. Böyle çok mini bir ses yapıyor ve işte evet algıladım, devam ediyorum, tamamlıyorum gibi bir şeyi yani bir şekilde fark ettiriyor ve benim istediğim işlemi yaptığını ben oradan anlayabiliyorum. Aslında tabii iki taraflı etkileşim de sağlamışlar böylece. Yani siz aslında bir verdiğiniz, yani bir kurduğunuz cümleyi veya bir talebinizi aslında Alexa'nın aldığını veya size karşılık verdiğini burada anlayabiliyorsunuz. Aslında o yüzden kritik bir nokta bu. Şimdi burada da gene podcast konusunu zaten anlatmıştık. Yine burada aslında link burada. Bir de sizin aslında kısaca bir tanımını yaptık burada ses asistanların. Bir de aslında neden önemli olduğunu anlattık. Yani bu aslında bilgi amaçlı. Gene internette bir sürü kaynak bulabileceksiniz bununla ilgili. Bu arada buralara linkleri biz bırakmadık. Bir sürü İngilizce kaynaktan çok iyi, çok İngilizce kaynak çok vardı hani çok iyi olan. Ama onlara hani link bırakmadık. Zaten araştıracağınız için kendiniz de buna ulaşacaksınız. Evet, diyaloglardan biz görelim. Şimdi burada da size aslında bir tane örnek bıraktık. Hani burada sormuştuk ya, şurada hemen göstereyim. Dikkat edilmesi gereken neler var sizce gibi. Buna da aslında bir örnek verdik size. Hani daha yani sizin de işte düşünme ufkunuzu açmak için düşünürken. Şimdi burada aslında çevresel faktörleri biz paylaştık sizinle dikkat edilmesi gereken önlere bir örnek olarak. Bunun gibi aslında sizden diğer faktörler veya da diğer konuları bekliyoruz. Şimdi burada da gördüğünüz gibi klasik bizim kartlarımız var işte hazırlayanlar olarak. Bu da aslında temelde bu case 2 bu kadar. Sorusu olan varsa şu an alabiliriz bu konuyla ilgili. Bu bütün case süreciyle ilgili. Bu hafta liderlik tablomuz da geliyor arkadaşlar bu ara. Onu da hazırlıyoruz. Siteye mi ekleyeceğiz yoksa sosyal medyadan paylaşacağız mı onu? İkisi birden. Onu Mustafa'yla konuşacağız. Onu... Evet. Var mı? Biz bir chat'e bakalım o zaman soru var mı diye. Sanırım ama yok galiba. Yok var, bir tane soru var. İrem Bayram sormuş. Kendi markamı size sunarken o brand identity prizmi kullanmalı mıyız diye. Yani bunu kullanmasanız zaten aslında dediğim gibi rehber oluşurken yine bunu yapıyorsunuz hani en nihayetinde. Burada sadece size daha rahat yani daha rahat ilerlemeniz için ve işte aklınıza hani nasıl diyeyim daha iyi sizi yönlendirmek için aslında bunları koyduk. Dediğim gibi bunun internette farklı kaynaklar da var. Bakabilirsiniz ama bunun üstünden de gidebilirsiniz. Çünkü genelde markaların en çok kullandıkları buydu. Aslında rehber oluşturuyor yani göreceksiniz burada. Mesela şu rehberler bayağı kapsamlı rehberler aslında. Yani mesela bir rengi niye seçtiklerinden tutun da aslında logonun niye tasarına kadar her şeyi size anlatıyor. Mesela Airbnb'de vardı galiba. Altında gelen çizgi aslında bir güzel bir ilerleyiş oluşturuyor falan evet. Gibi. Bütün detayları size İnsan, paylaşıyorlar. İnsan, network, geri kalanlar. Aslında bu konuların hepsi araştırmak için eğlenceli konular. Öğrendiğiniz zaman da yani zaten yine de bir bilginiz olabilir. Yani daha detaylı öğrendiğiniz zaman da aslında hayata bakış açınızı da biraz değiştiriyor. Benim aslında yarattığınız kimliğin tam olarak kimlere hitap edecek, nasıl bir şey yaparım, bunları görmesini istiyorum. Bu şeylerin daha hızlı bulmanızı sağlayacak. O yüzden gidilmesi daha hızlı olabilir. Bir de unutmayın görselleştirme case'inden çıktık. Aslında bunu mesela şeyle yapabilirsiniz siz. Nasıl söyleyeyim? Yani mesela bu formatı düşünün ama onu farklı şekilde de görselleştirebilirsiniz. Yani doğrudan illa bu şart değil yani. Buraya nokta nokta yapayım, ismini yazayım, tamam geçti. Biz aslında... Bu arada logo oluştururken de arkadaşlar logo oluşturucuları gayet kullanabilirsiniz. Evet, o konuda da. Yani hiç tahmin etmediğiniz Wix'in bile çok güzel bir logo oluşturucusu var. Online logo ya... deneyin tabii. Aynen. İlla ile yapmanıza gerek yok. Bu arada biz linkleri gene koyduk. Çünkü 20 taneden fazla logo maker var internette. Mesela Luca var. Wixing var.
Şimdi adını hatırlamadığım bir sürü daha bir sürü fazla logo maker var zaten. İstediğinizi kullanabilirsiniz. O biraz tercihe bağlı yani. Hangisinde istediğiniz ikon varsa, beğendiğiniz renk olur, taslaklar zaten çok fazla var. Deneye deneye mutlaka sizin kafanızdakine yakın bir şey çıkaracaksınız. Hatta Canva kullanıyorsunuz. Canva'da direkt var. Direkt daha rahat deve yapabilirsiniz. Yani her taraf taslak dolu, kişiselleştirmek size kalmış artık. Yani illa elle çizmenize gerek yok ama tabii elle çizecek kadar vaktiniz ve kabiliyetiniz varsa da buyurun çizin tabii. Bizim için daha iyi olur onu görmek. Ben sadece şöyle küçük, yani kısa bir şey ekleyeceğim. Biz İrem'le aslında bu ilk Junior X'e katılan kişilerdik. Bunun hatta yazısını da yazacağız. Aslında şunu için söyledim. Siz elinizden geleni yapın ve aslında mesela buradaki konu tamamen sizin ne, yani bir case'i ya da bir konuyu ne kadar farklılaştırabildiğiniz önemli. O yüzden aslında bu sesli asistan konusunu veya da işte buradaki prizm hakkındaki örneği de o yüzden verdik. Hani mesela bunu bu şekilde göstermek istemiyorsanız okey göstermeyin. Şu yandaki bilgileri alın ve farklı bir şekilde tasarlayın bu görseli. Evet, mesela görseli. Ben kimliğimi bu şekilde oluşturdum. Analizi böyleydi ve buradan acayip bir rehber oluşturabildim kendime. Bu da serbest. Gerçekten hani bu süreci tamamladığınız zaman zaten fark ediyorsunuzdur da. Gerçekten evet, üstünde... Hangi kapıların açılacağı hiç belli olmuyor. Olabildiğinde böyle öne çıkmaya çalışarak, farklılaştırarak, içimizdekini ortaya koyarak devam edersek yolun devamı yani çok iyi olabiliyor. Çünkü bizim yani size bu case'i sunarken aslında bir iddiamız da Mustafa'nın da tekrar ettiği gibi aslında sizin eksik portfolyo ihtiyacınızı karşılamak. O yüzden aslında burada ne kadar detaylı ve ne kadar üstüne düşerek yaparsanız, portfolyoyu ne kadar güzel oluşturursanız kendiniz için daha sonra bunu sunduğunuz zaman aslında karşılığını daha rahat alabileceksiniz. Temelde bizim amacımız bu süreçte, Junior X Designer sürecinde bu portfolyoyu sağlamlaştırıp sizin gibi adaylara bundan sonrasında aslında sundukları zaman daha verimli tepkiler alabilmeleri, daha anlamlı sonuçlar çıkarmaları. Yani şu an mesela portfolyonuzda bir chatbot çalışmış olmak, voice assistant çalışmış olmak çok daha öne geçirecektir. Cidden böyle sağlam bir altyapısı varsa ya da olabilecek bir şeye benziyorsa çok veya daha tabii çıkaracak. Diyalog konusunda da işte kendinizi fark yaratabilirseniz. Evet, daha yeni çalışılan bir alan çünkü diyaloglar nasıl olmalı, nasıl ilerlemeli hepsi çok yeni. Evet, insanlar nasıl arıyorlar? Yani mesela bir geçen haftaki bir webinarda bizim eski çalışanlarımızdan Nermin bahsetmişti. Gardırop aramasını insanlar gardolap diye arıyorlarmış ve gardolap çoğu noktada sitede 0 sonuç çıkarıyormuş. Şimdi siz eğer intent'e gelip chatbot'ta gardırop yazarsanız ve gardolabı da alternatif olarak koymazsanız çok büyük ihtimalle chatbot'a burada gardolap var mı diye soran birisi ve chatbot'un ona vereceği gardolap nedir bilmiyorum cevabıyla beraber böyle berbat bir deadlock'a götürebilir bizi. O yüzden hani insanlar nasıl arıyorlar, hangi düşüncelerle geliyorlar vesaire. Diyalog tasarımı adını verdiğimiz yeni alanın çok önemli bir şeyini de o hani chatbot'un karakterini yaratmak vesaire konuların yanında akışları tasarlamak, işte diyalog yapılarını tasarlamak, kullanıcı şu amaçla gelirse onu şu akışa sokmalıyız şeklinde yapıları tasarlamak oluyor. Yani o yüzden diyalog tasarımını sadece metin yazan insan gibi düşünmeyin. Tasarımcının birçok noktada yaptıklarının benzerini yapıyor. Sadece arayüzü diyaloglar, etkileşimler ve metinler şeklinde ve akışlar şeklinde oluyor. Aynen. Aslında kullandığı enstrümanlar bunlar ama sonuçta tasarım yapıyor kendisi de.